Anne emzirdiği sütün parasını alabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii öz anne böyle bir para talep edemez evlilik süresi içinde. Yani ben çocuğumu emziriyorum. Dolayısıyla kocasına sırf bu emzirme karşılığında senden şu kadar harçlık isterim diye bir para konuşması doğru değil. Ama eğer boşanma durumundaysalar, 3 aylık bebek var diyelim hanımefendi de, kocasıyla boşandılar. Hanım anne baba evine ayrılıp gitti. Dolayısıyla bebek de yanında tabii ki emzirmekte olduğu bebek. Bundan sonra zaten hanımın iddet süresince veya daha sonraki dönemde eğer anlaşırlarsa aralarında iddet nafakası ve boşanma ile ilgili olan nafaka hanımın masraflarını içine alacak şekilde devam eder. Çocukla ilgili olan zaten çocuk kız çocuğu ise evleninceye kadar devam eder babanın yükümlülüğü. Erkek çocuğu ise bütün eğitim masrafları daha sonra meslek sahibi oluncaya kadar. Belki evlenme şey erkeğin kendine ait oluyor ama meslek sahibi olup evlenecek noktaya gelinceye kadar olan bütün masrafları babasının üzerine vaciptir, gereklidir. Annesinin yanında olsa bile. Bu genel bir kural. Şimdi buradan yola çıkılarak Kur'an-ı Kerim'de Talak suresinde açıkça fe in erdaane lekum, eğer o anne boşandıktan sonra buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de sizin için çocuğu emzirdiyse, yani süt emme çağındaki bebeği boşanmış olan kadın alıp yanında götürüyorsa, emzirmeye devam ediyorsa fe'tühünne ücurehünne, onların ücretlerini veriniz buyuruyor Cenab-ı Emir sigasıyla. Yani anlaştığınız ücreti ona veriniz. Hakkı neyse, yani emsaline göre anne kendi öz çocuğunu emzirdiği halde eski kocasından diyelim, boşandığı kocasından süt parasını talep edebiliyor. İsterse bunu alabiliyor yani. Kur'an-ı Kerim'e hatta veriniz diyor istediği zaman. Şimdi hanımefendi ihtiyacı da olur paraya böyle bir ayrılma sırasında. Bunu veriniz. Eğer aranızda anlaşamazsanız buyuruyor devamlı. Fesetür devle uhra. Çocuk başka bir süt anne tarafından emzirilecektir. Yani şöyle diyelim, karı koca kavgalı gürültülü ayrıldılar, boşandılar. Hanımefendi anne babasının evine gitti. 3 aylık bebek var orta yerde. Annesi de emzirmiyor veya emzirecek konumda değil, durumda değil mesela. O zaman bu çocuk süt anneye veriliyor, verilsin diyor Cenab-ı Hak. Yine sütsüz kalmasın. Süt emzirme döneminde olan bir kadın bulunarak komşulardan, o mahalleden neyse, hatta Peygamberimiz zamanında bildiğimiz gibi uzak kabilelerde, şehir dışında, badiyede temiz havası olan, güzel Arapça konuşulan beldeler tercih ediliyormuş ki Peygamberimiz de Hazreti Halime'nin bildiğimiz gibi süt annesinin yanında uzun süre kalıyor. Yani rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi öz annesinin Amine'nin kucağında 1 hafta kadar kalmış. O kadar. Ondan sonra hemen süt anneye verilmiş. Kureyş örfüne göre, o beldenin adetlerine göre çocuk daha temiz havası olan, daha nezih olan bir yerde süt annenin hizmetinde yetişsin diye süt anneye veriliyor. Ve Peygamberimiz de verilmiş hemen süt anneye ve onun elinde. Zaman zaman geliyor, görüşüyorlar öz annesiyle falan ama hep süt annenin yanında kalıyor mesela. Yani o bölgenin örflerinde var. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e de girmiş. Yani şartları zorlamadan artık karı koca ipler kopmuş, kadın evi terk etmiş, babasının evine gitmiş ve çocuğu da yanında götürememiş. Erkek el koymuş, artık sert diyelim aradan hareketler var. Çocuk aç, susuz kalmasın, sütsüz kalmasın diye bu defa süt anne bulunuyor. Para karşılığı ona hakkı verilerek çocuk yine anne sütünden yararlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre yararlandırılsın deniyor. Yani çocuğun mağduriyeti önleniyor burada. Çünkü o kendi hukukunu koruyacak durumda değil. 3 aylık bebek var orta yerde. Onun hukukunu birilerinin koruması lazım. Kur'an-ı Kerim bunu teminat altına almış. Baba bunun tedbirini alacak yani kısaca. Gerekli parayı ödeyecek. Hanımı emziriyorsa onun parasını ödeyecek. Anlaşamıyorlarsa aralarında çocuk anne yanında kalamıyorsa
çeşitli sebeplerle bu sefer onu süt anneye verecek. Orada emzirilmesi sağlanacak. Onun için böyle bir hak alınabilir ve caizdir. Ama evlilik süresi içinde tabii ki bu olmaz.